Selamlar arkadaşlar, ben Onur. Upuzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım. Çok uzun bir ara verdik. Ameliyat oldum. Bilgisayar başına oturamıyordum. Şimdi artık şu anlık bir şey yok. Herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda sadece bir tane kariyerimiz vardı. O da sol bek kariyeri. Biraz da böyle yeni bir şeyler yapmak istedim. O yüzden bugün yeni bir kariyere başlıyoruz. Eskiden Harun Kan kariyeri yapmıştık. Öküz forvet kariyeri. Onu belki bilmiyorsunuzdur. Hani çoğu kişi şu an kanala yeni geldiği için büyük ihtimal Harun Kan'ı tam tanımıyordur. Eski videolara bakmayanlar. Artık gol atmak istiyorum. Hep böyle savunma odaklı kaleci. İşte ne bileyim, sol bek kariyeri falan yaptık. Bir de şimdi golcü kariyeri bence çok güzel yakışacaktır. Hem de geri dönüş babında biraz böyle stresimizi atmak için gayet güzel bir kariyer olabilir. Yeni oyuncu oluştur diyelim. De Bruyne'ye benziyor lan bu. Harun Kaan'ın çocukluk arkadaşı. Ben hemen ayarlayayım. Geri geleyim. Evet, geldim. Aziz Donuk Bakan, görmüş olduğunuz gibi. Anlatım adı Aziz. Formasında Donuk Bakan yazıyor. Soyadını taşıyacak. Ailesini gururlandırmaya çalışacak. 9 numara, 1997 doğumlu ve Ocak doğumlu. Yani aslında bayağı yaşlı bir şekilde futbola giriş yapıyor. Yalnız tipi de ya birini andırıyor da tam çıkartamadım. Böyle bir şey yapmak istedim. Baya böyle yakışıklı, feci bir şey oldu yani böyle. 1.98, 115 kilo. Harun Kaan'ın çocukluk arkadaşı. Şimdi tabii bilmeyenler için Harun Kaan yurt dışına başlıyor kariyerine. Çünkü ailesi orada. O da oraya gidiyor. Tatile geldiklerinde tanışıyorlar. Ve tatil zamanlarında beraber oyun oynuyorlar eskiden. O da şimdi Harun Kaan'ın izinden gidecek. Forvet, santrfor ve sağ ayaklı. Şöyle baksana oğlum, ne biçim bir şey oldu bu ya? Aziz sen nesin böyle? Forma kalıbını dar kesim yapmıyoruz çünkü 115 kilo olduğu için biraz sıkıntı olabilir. Bu arada aslında başka bir şey de düşünmüştüm. Onu da hemen söyleyeyim. Şöyle bir şey yapabiliriz. Önümüzdeki zamanlarda ya da bunun tam tersi de olabilir. Şöyle 45 kilo 1.60. Hızlanması çok yüksek ama bunu kanat tarzı bir şey yapabiliriz. Ben şu an takır takır gol atan bir oyuncu istiyorum. Aziz Donuk Bakan bizim ihtiyacımız çok güzel karşılayacak ve golden sonra hemen suyu yapacak. O şu tarzı tank. Şuraya bak. Çok fazla kafa gol atacağız. Özellikle onu istiyorum zaten. Bu sene kafalar giriyor. Ortalarda geçiyor. Yani nispeten geçen senelere göre. O yüzden böyle takır takır kafa gol atan bir oyuncu olmak istiyor. Türkiye zaten devam. Milli takım tabii ki olmayacak çünkü Türkiye yok. Türk milli takımı yok. Şimdi Türkiye'den. Ersun Yanal aslında yeni geldi. Hani yeni gelmiş de biz de takıma yeni dahil olmuşuz gibi bir şey yapabiliriz. Çok iyi takımlardan başlamak istemiyorum şimdi. Yani gidip de dört büyüklerden falan başlarsak biraz saçma olacak. Yani çağ atlamış olacağız. Gerek yok. Evet, Alanyaspor güzel bence. Alanya çok güzel. Tek santrafor oynuyorlar. Ve üçlü defans. Kanatlardan orta gelebilir. Peki şöyle olsa. Giresunspor aslında güzel. Üçlü defanstan ziyade böyle hem kanatlardan hem de bekler açılabilir. Yani aslında dörtlü savunmada iki tarafta açılacağı için her yerden orta gelebilir. O yüzden Giresunspor'dan başlayalım. Bakalım kariyerimiz nasıl şekillenecek. Hemen şuradan seçkin değilim. Devam. Haydi bakalım. Süper Lig'de maceramıza başlıyoruz. Lakabımız Boğa zaten. Aziz Donuk Bakan. Aha geliyor. Geliyor bizimki. Yol açın. Giresun tesislerine geldik. Neredeyiz lan? Aha. Of, tipe bak. Oğlum bu ne böyle Aziz? Çok fena bir şey olduk ya. Buranın kralı olacağız, kralı. Yolu açın. Aziz Donuk Bakan geliyor. Bizdesin tabii. Oğlum şu tipe bak ya. Tam oyuncu olmalık var ya. Hani filmlerde oynar. Öyle yakışıklı bir adam. Giresunspor yeni transferinden umutlu. Şeye yazmamışlar yalnız. Formada isim yazmıyor. Aziz Donuk Bakan oyuncusu. Ha? Henüz 25 yaşında altyapıdan yeni çıkan bir oyuncu olsa da. Fark yaratmaya hazır. Açıkçası her şey bir anda gerçekleşti. Keleş Hoca beni aradı ve as takım antrenmanına çağırdı. Tüm arkadaşlar beni çok sıcak karşıladı. Sabırsızlanıyorum falan filan. Oo, ilk maç Beşiktaş'la. Bir dakika, şimdi tabii dümdüz ilk 11'den başlamayacağızdır büyük ihtimal. Bir kadroya bakalım. Kimler var? 68 rating, 25 yaşında şu an Aziz. Biraz geç başladı kariyerine. Yapacak bir şey yok. Şartlar böyle oldu. Yalnız ilk 11'e çıkabiliriz bak. Bayiç var bir de. Bakalım ilk 11'i yavaştan kapmamız gerekiyor. Ama tabii ilk maça Beşiktaş maçına büyük ihtimalle şey çıkacağız. Yedek olarak oha. Beşiktaş'tan sonra Galatasaray deplasmanı var. Sonra Adana Demirspor. Yuh, başlangıca bak.
Fenerbahçe çok sonra Trabzon aradaydı. Çok feci maçlarla başlıyoruz. Şimdi tabii kişiliğimiz başına buyruk olacak. Hemen onları da verelim. Şuradan var mı? Yok, beceri puanımız yok. Paramız da yok. 0 euro tamamen fakir oğlu fakiriz. İlerleyelim. Hazırlık maçlara çıkmayacağız bu arada. Hani rezerve düşsek de olur çünkü biraz daha böyle gerçekçi olması gerekiyor. Ama şöyle bir antrenmana çıkalım. Kendi çapımızda bir Haaland olacağız yani. Amacımız o. Şimdi gücümüz falan çok güzel bu arada. Dayanıklılık bir tık kötü. O yüzden şöyle bir dayanıklılığa verelim. Hemen de yorulmayalım. Hızımız çok düşük değil mi? 53-55. Böyle kalsın. Arttırmayacağız. Kafa isabeti çok önemli. O yüzden kafalara verelim. Kafaları harbiden güzel atmamız gerekiyor. Kalas gibi dikileceğiz çünkü. Zaten koşamıyoruz. Bari kafayı düzgün atalım. Tamam, iki tanesi kalsın çünkü bir anda yükselmeyelim. Hatta 69 olduk bile. Ceza sahasının içinden şutunu geliştirir. Gol makinesi. Biraz antrenman yaparak gidelim. Antrenman yapmayı ihmal etmeyelim çünkü rezerve düşeceğiz. En kötü yedek olalım. Seviye 3 olduk. Şu anlık beceri puanı vermeyelim. Bir anda da böyle 70-71 olarak başlamayalım. Kötü başlangıç yapalım. Ya 69'da kalalım bir süre. Şu şimdi çok kritik iki tane derbi var ya. Burada göstereceğimiz performansla birlikte belki hani olur da bir gol falan atarsak o zaman 70'e yükseliriz. Ligin ilk maçı. Rakibimiz Beşiktaş. Şu anda hocamız bizi yedek bırakıyor. Gayet normal. Tanımıyor, bilmiyor sonuçta. Biz de çok iyi değiliz tabii. Öyle bir şey de var. Yani tip olarak güzel de. Oyun olarak göreceğiz bakalım. Maç yap dedim. Dakika 80. Son 10 dakika kala oyuna giriyoruz. 3-0 mağlubiyet şu an. Ofansif orta saha olarak oynuyoruz. Hocam. Bayiç'i niye almadın oyundan ya? Santrafor çıkartmak yerine arkasındaki oyuncuyu çıkartmış. Fark etmez. Son 10 dakika. Şöyle birkaç tane pas atalım. Kendimizi gösterelim. Ve Aziz Donukbakan ilk defa sahaya adım attı. En az bir gol at. Kaleyi bulan şut çek. 6.5 rating. Hocam ne diyorsun? 10 dakika var, ne diyorsun? Aha. Yap ortayı. Aha. Vur lan kafayı. Oy! Oyuna girdiği gibi golünü attı. Aziz Donukbakan. İşte dediğim şey buydu. Oyuna girdi. Kafa golünü attı. Aziz Donukbakan. Taraf taraf koşuyor. Şov yapıyor bak. Sizler için. Sizler için. Yalnız formada isim yazmıyor. O niye öyle bilmiyorum. Ha, kimse yazmıyormuş. İstedi. Aldı. Vurdu. Attı Aziz Donukbakan. Bunları işte çok fazla yapacağız. Gelen ortaları iyi bitirmek lazım. Ersin dokunmuş ama yine de içeri alıyor topu. Oyuna girdiğimiz gibi gol attık. Bir maç bir gol. İşte bu. Bu arada bileklik detayı da var. Tam böyle saçlarıyla sakallarıyla uyumlu bileklik takıyor. Bu gol yalnız çok iyi oldu. Şimdi bu gol sayesinde belki Galatasaray maçında ilk 11'e doğru yaklaşırız. Ne oluyor lan? Delali. Atamadı. Yeni pozisyon sol santrafor. Tamam, şimdi oldu. Çift santrafor döndü hoca. Yerimize geçtik. Getson. Enkudu. Enkudu'dan pas var Abubakar. Başlı Gezal. Delali, Gezal. Korner. Kornerlerde peki geride duruyor muyuz? Aynen. Savunmaya yardımcı olalım. Abubakar'ın önünü kapat. Bak Ataro. Abubakar'ı kapat. Kaptık topu. Fırla. Aziz koş. Yardır Aziz. Lan Aziz. Al kardeşim. Ver bir daha. Tamam, verme. Orta bekleyelim. Lan. Lan. Aziz. Aziz vurdu. Yaz farklı dışarıda ve yapma. Kıl payı kaçtı. Bu ne lan? Neyi gösteriyor? Yine kazandık. Görkem. Aziz. Aziz bekledi. Pasını verdi şimdi. Müthiş pas. Görkem o da bırakıyor. Bir vuruş daha ve gol. Offside. Ulan var ya, geri dönüyorduk ha. 3-0'dan geri dönecektik bak. Önce Aziz, sonra oradan birisi. İki tane gol pozisyonu. Son dakikalar. Abubakar. Abubakar'dan pas var. Enkudu. Enkudu bırakıyor. Abubakar. Çekti şutunu Piri. 90+1. Yalnız 7.5 rating çok iyi oldu. Aa, hoca gol atmamızı istiyordu değil mi? O zaman Galatasaray maçını bayağı oynayacağız. Dur bakalım şu maç bitsin de.
Abubakar'ı savun. Geç önüne. Enkudu. Biri. Koşuyoruz da büyük ihtimal bitirecek. Kaleci de atmıyor zaten. Ve maç bitiyor. 3-1 kaybediyoruz. Oyuna girdiğimiz gibi golümüzü attık. Ya, takım zaten biz yokken kaybediyormuş. Yapacak bir şey yok. Ama ne kadar önemli olduğumuzu bence gösterdik. Hakan Hoca da bunun farkına varmıştır. Hocam. Daha Galatasaray maçına kim oynatacağın yavaştan belli oldu. Oh, artı 25. Çok güzel. Bir de antrenman yapsak 50'de 60'da falan da oyunu alır. Hakkımızı vermesi lazım. Yeni kahraman Aziz Donukbakan'ın ilk golünü attı. Yalnız. Aziz harbiden Viking gibi ya. Şu tipe baksana. Antrenman yapabiliyor muyuz? Ha, yapacağız. Tamam. Bir antrenman yapalım. Bu arada 4. seviye olacağız. O zaman bir şeyleri harcayalım artık. Kafe isabetini geliştirmiştik. Biraz bitiricilik falan çok hızlı geliştirmeyelim ya. Uzaktan şutumuz çok kötü bu arada. O yüzden biraz uzaktan şut yapalım. 69 oldu. Zıplama, agresiflik. Bak. Başka? Güç zaten fazla. Tamam, bu kadar kalsın. Golümüzü attıktan sonra 70'e yükseliyoruz. Bir süre büyük ihtimalle 70'te kalacağız. Zaten anca olacak. Galatasaray maçına dakika 61'de giriyoruz bu arada. Zaniolo gol atmış. Icardi gol atmış. Evet, bir de deplasman. İşimiz çok zor. Nerede oynuyoruz? Bir dakika, ne? Sağ kanat mı? Neyse, oyuna girince hoca değiştirir büyük ihtimal. Az önce de ofansif orta saha olarak başlamıştık. Sonradan sol santrafora çekti. Yine mi korner? Onlar kullanıyor. Lan biz kullansaydık var ya. Aynı şey oluyormuş değil mi? Oyuna girince gol atıyormuş hemen. 7-0 rating. Top kes. Tamam. Bu sefer savunuyoruz. Icardi'ye dikkat. Zaniolo'ya dikkat. Aha. Aziz. Topu aldı Aziz. Götürüyor. Abicim iyi de bizim ortaya geçmemiz lazım. Bu yanlış oldu. Al şunu. Heh. Hemen ortaya. Geç. Aziz burada. Bize vermeye çalıştılar ama Abdülkerim. Hocam santrafor al derken aldı. Sağ santrafor. Haydi Aziz. Takım. Topu kazanın. Tamam mı? Bak, topu kazanın. Hemen orta yapın. Koş. Lan koşuyoruz. Haydi oğlum çok güzel çıktık. Gör. Lan görsene mükemmel kaçıyorduk. Neyse, moral bozmayalım. Kaldır. Vur lan Aziz. Hocam. El yok. Nelson'a çarptı top. Icardi. Sergio Oliveira. Kaldırıyor topu Zaniolo'ya doğru. Zaniolo. Icardi. Çok sert vurdu. Çok sert vuruyor. 3-0 yapıyorlar. Biz atacaktık. Oy, yalnız atmosfer ne böyle? Of, tribünlere bak. 126 kilometre hızla çok sert vurdu. Kalecinin yapabileceği bir şey yok. Rengi keşke şöyle sarı veya kırmızı olsaymış ya. Of, yanıyor tribünler. Bir dakika lan, böyle bir şey mi vardı? Ha, bu vardı da az önceki Hakan Hoca'ya falan gösterdiler bak. Yine 3-0. Beşiktaş maçında olduğu gibi. Oha. Koskoca adam yere düştü hocam. Bir şey yok mu? O kadar yere düştük. Barucan. Orta bekliyoruz. Nelson burada. Kaç. 5.5 mu hocam? Biz ne yaptık ya? Hiçbir şey yapmadık. Aha. Gördük. Kaldır lan. Vur oğlum. Yapma be Abdülkerim. Hocam ama bize kafa attı be. Vurdurmadı ki. Bir vardan baksaydık. Tam kafayı gömçürecektik. Bize vurdu orada. Zaniolo çıktı. Mertens oyunda korner. Gör burayı. Hadi oğlum. Arkaya oynamasaydın. Keşke derken. Önümüzde kalmıyor. Oğlum. Yürürken harbiden koşuyor gibi gözüküyoruz ha. O kadar büyük adımlar atıyor ki böyle Aziz. Baksana bak. Wow. Mertens. Oliveira bıraktı. Çok güzel gol, evet. 4-0. Yapacak hiçbir şey yok. Sergio Oliveira attı. Galatasaray 4-0 yapıyor. Geçelim. Gördük zaten. 6.1'e yükseldik yalnız. Kendi kendine öyle bir şeyler yapıyor hoca. Raşit Sağ.
5-0 olmasın. 5-0 olmasın, savunun. Gerçi olsa ne olacak? Mertens geçemedi. Takım şu topu kazanalım artık. Hiçbir şey yapamıyoruz ki. Mertens. Mertens mükemmel attı o pası. Icardi bitiriyor, 5-0. Mertens'ten mükemmel pas bu arada. Harbiden çok iyi bıraktı. Bir bakalım. Şunu bir izleyelim. Of, tribünlerde yalnız göz gözü görmüyor. Şuraya bak bak, Mertens. Tık. Of. Öldürücü pas. 5-0. Maç bitti. 5-0 kaybediyoruz. Icardi hat-trick yaptı. Maalesef bu maçta golümüzü atamadık. Hem deplasman hem rakip Galatasaray. Bir de üstüne 3-0 falan kaybediyorduk. E, top bile gelmedi. Mecbur, yapacak bir şey yok. Bu maç olmadı. -15 verdi hoca. Hocam yapma gözünü seveyim ya. Daha ne yapacağız ki? Zor maç zaten. Şimdi de Adana maçı geldi. Yuh artık. Arka arkaya maçlara bak ve antrenman da yapamıyoruz. Dakika 76'da oyuna girdik santrafor olarak. Heh, hoca artık bazı şeyleri gördü herhalde. Bazı şeylerin farkına vardı. Bayiç'i çıkardı, bizi aldı şu an. 15 dakika oyunda kalacağız. Bu arada 0-0. Golü atıp kahraman olalım. Orta yapın takım. Bol bol orta. Sağdan soldan. Tam böyle kafamıza doğru. Zaten 1.98 olduğumuz için hani zıplamasak bile çok uzun boyluyuz. Azıcık şöyle bir hani zıplarmış gibi yapsak zaten gol atarız. Yok da sıkıntı olmaz orada. Önemli olan orta gelmesi. Kaleyi bulan bir şut çek. Şurada kalsın. Yine gündüzümsü de. Biraz da akşamüstü gibi. Buradayız, buradayız, buradayız. Biz oynadılar. Aziz pasını verdi. Hoca Sainz. Kaldır. Ah be Simon Deli. Hocam bir şey denedik ya. Bir dur sen de. Gördüler. Aziz döndü. Aziz vuruyor. Ah be. Dışarı atıyor. Güzel deneme. Çekti şutu ama kaleyi bulduramadı. İyi ya. Dur. Şengör mü? Aa. Adamın ismi Şengör lan. Cemil Hoca'nın oğlu falan mı acaba? Uzaktan akrabası. Lan. Baskı yapalım. Alan gibi. Bastır bastır bastır. Takım pres yapın. Çıktılar. Belanda. Pas geldi Farukcan. Şengör. Alexis. Yapma. O nasıl bir hata? Gulbrandsen uzaklardan vurdu. Piri çıkarttı. Onyekuru yazsa gole. O da bencillik yapıyor. Rodriguez. Pas geldi. Dışarı doğru geçtik. Penaltı. Nasıl çarptırıyorsun ki eline? 11 numara. İsim de yazmıyor ki. Kim bu? Hocam eli kapalı, gözünü seveyim sen de var ya. Eli kapalı adama penaltı diyorsun. Dışarı atacak sandım. Çok sert vurdu, atıyor Belanda. Son dakikalara doğru maalesef kendi evimizde 1-0 geri düşüyoruz. Atıp kahraman olabilirdik. Dur, daha maç bitmedi. Daha zaman var. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Ne oluyor oğlum? Kör oldum. Niye öyle bir şey geldi ekrana ya? Bayağı gördük golü. Oyun mu çoktu acaba? Aziz. Fırla, fırla kaç. Koş Aziz, koş. Koş 90+1. 90+1. Yap ortayı. Abi çok yerden yapıyorsun ama havadan yap ya. Bitecek değil mi? Evet, bitmek üzere. 90+1. Son dakikada gol yedik. Maalesef. Kendi evimizde bu maçı da kaybediyoruz. 3-0'la başladı takım. İnanılmaz kötü bir başlangıç. Az kalsın 2 yiyorduk. Dur hocam. Heh. 1-0 kaybettik. Hakem böyle penaltı olmaz bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Basbaya bir puanımızı çaldılar. Ulan şu gol olsaydı var ya. Çok iyi dönmüştük orada. Ah be. Şutların biraz daha gelişmesi lazım işte. Belki de bizim açılma maçlarımızdan bir tanesi olabilir. Antrenman falan yapamıyoruz.
Yine dakika 83'te oyuna giriyoruz. Yuh. Hafiften böyle bir santrafor olarak falan. 0-0. Artık burada bir kahraman olalım. Bak, yedekte çok zaman geçiriyoruz. İlk maçımızda golümüzü attık. Takımı kurtaralım. Haydi Aziz. Ümraniye'ye geldik. Aziz Donukbakan rahmetullahın yerine oyuna girecek. Bu forma güzel bu arada. Bize bunu giyelim ya. Yeşille çok benziyor çünkü. Hani sağıyla yeşil birbirinin üstüne biniyormuş gibi oluyor. Beyaz forma gayet güzel. Korneri kullandılar. Şöyle biraz ileri doğru geçelim. Çok geçmeyelim de. Orta sıkıntılı. Aziz baskı yap. Tamam. Geç ortaya. Dev içkiyi. Onur Ayık. Baskı geldi. Şengör. Engelledi yine. Abu Jamal Şengör mü? Aziz bıraktı. Hocam ne oldu, 5.8'e düştük ya. Ne yaptık? Oyuna yeni girdik. Aha. Bir dakika. Tehlikeli nokta. Tam orta pozisyonu. Kanka orta yap. Yap ortayı. Abi çok kötü yaptın. Neyse, top bizde şimdi. Aziz. Pasını verdi. Kaldır. Kaldır. Abi. Keşke biraz daha yukarıdan atsaydın. Ne oluyor lan? Aziz uçuyor. Onur Atasayar. Onur Ayık. Evet. Ya abi gerçekten. İki maçtır. Sadece son dakikalarda gol yiyoruz. Ümraniye deplasmanında 1-0 kaybetmek üzereyiz şu an. Birkaç dakika var da. Dakika 88. Zor. Çaprazdan atıyor. Savunmamız çok kötü. Gücüm sanki çok iyi de. Yeni pozisyon sol orta saha mı? Ne? Abi. Hayır ya, gel buraya. Bayiç sakatlanmış. Hayda, bir dakika. Bayiç sakatlığı demek bizim ilk 11'e çıkmamız demek. Hadi bir de gol atsak var ya. Oyna buraya kaleci. Oyna. Haydi Aziz, bir gol be. Bir gol atalım. Hadi oğlum, bak adam sakatlanmış zaten. Bir üstüne gol atalım derken arkaya düştü. Bizde kalsın o. Yapma, bastır bastır bastır. Aha, aldık topu. Gör burayı. Abi nereye görüyorsun gerçekten? Bastır bastır bastır, çabuk bas üstüne. Kaleci orada. Hocam bitirme. Hocam bitirme. Gör. Verdik. Lan pasını ver. Kaldır. Son kez. Yapma be Priyano. Hocam bitirme derken süre bitiyor maalesef. 1-0 kaybediyoruz. Zaten çok az oynadık. 83'te 84'te oyuna girdik. Yani bir şey yapamadık. Gayet normal olarak. -5. Tamam, makul. Hiç oynanmamış sayıyor hoca. Bizim açımızdan sıkıntı yok. Merhaba Aziz. Açıkçası senden daha iyi performans bekliyordum ve şu anda seni ilk 11'e alamam. Şimdiye kadar kendini geliştirmediğin için hayal kırıklığına uğradım. Hocam ne diyorsun ya? İşler böyle giderse süre alman için seni başka bir takıma kiralamayı... Hocam yapma ya. Yapma hocam, sonsuza kadar sabır gösteremem de. 2-3 maça çıktık. 84'te oyun alıyorsun. Önümüzdeki birkaç maçta sergileyeceğin performans çok önemli. Göreyim seni. Tamam. Son bir şans verdi. Son bir şans verdi ama ilk 11 almıyor ki. Yine aynı şey. Neyse, 50'de 60'da alacak galiba. Dakika 55. Ve santraforuz. 1-0 kaybediyoruz. Bu maçta gol atamazsak büyük ihtimal takımdan kovulacağız. Kiralık gönderecekler. Ama gol atarsak her şey bambaşka olacak. Haydi Aziz. Kendimizi gösterelim. Kendimizi gösterelim, çünkü gösteremezsek dandik bir takıma kiralanacağız. Bayit çıktı. Aziz Donukbakan oyunda. Şurada kalsın. Aha. Biz savunuyormuşuz. Ben de gaza geldim ya. Ha, aldık topu. Aziz koş. Şöyle bir gör. Lan çok iyi düşündük. Oha, mükemmel attık. Geliyoruz. Lan ne yapıyorsun abi? Biz nereden attık? Sen oradan kaybediyorsun topu. Biz sahanın bir tarafından ta nereye attık? Adam Ömer'in üstüne koşuyor. Burada rakip var karşıda.
Hacı Wright. Gaça. Jamal Şengör engelledi. Aziz topu çekecek. Kayra kaldılar. Garson. Yap baskıyı, yap baskıyı. Hayır hayır, penaltı yok. Ne ya? Al şunu. Koş, çabuk ileri koşmamız lazım. Çabucak ileri koşmamız lazım. Ama gidemiyoruz ki. Aa, Harry Kane Paris Saint Germain'e gitmiş. Ne alaka lan? Allah Allah. Biraz değişik bir transfer. Orta geldi. Vurdurma abi. Tamam, top bizde. Aziz şimdi. Fırla. Fırla 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 fırla. Görüyorum. Fırla. Şimdi gönderdik, offside yok. Mükemmel pas bu arada. Kuvaş. Kuvaş kaptırıyor. İkidir çok güzel pas atıyoruz. Değerlendiremiyorlar. Ragıp. Rakip. Pasını verdi şu ayağa. Larsson. Ayak dışı gol atıyordu. Hacı Wright'ı kapat. Boyu uzun. Hacı Wright. Hacı Wright attı. Tam da önüne geçmeye çalışıyorduk. Arkaya doğru gidiyor top. 2-0. Ama sonuçtan bağımsız olarak, yani yenip yenmemiz önemli değil de, önemli olan bizim gol atmamız. Çünkü kötü oynarsak takımdan gideceğiz. Hocam faul. Biz faul yok. Allah Allah. Bu hakemler de bizim karşımızda hep he. Ömer Toprak. Aradan bırakıyor. Çok da güzel bırakıyor. Baskı yaptık. Shaw'ya derken Yuray mükemmel kaçtı oradan. Döndü geri Shaw'ya. Oo! Abi. Offside'ı öyle bir bozmuşlar ki. Kale ağzında bekliyor Hacı Wright. 3-0. 15 dakikamız var gol atmak için. Ama bizim gol atmamız için yani. Takım atması önemli değil. Aziz'in atması gerekiyor. Hernando. Baskı yaptık. Yine de attı. Hacı Wright. Pasını veriyor şimdi. Doğukan. Doğukan'dan pas var. 4 geliyordu. Biriden çok iyi kurtarış. Hacı Wright'ı savun. Arkaya doğru. Bu sefer savunduk. Oh be. Bu sefer uzaklaştırdık lan. Top onlarda kaldı yine. Yapmayın, uzaklaştırın artık şunu. Aldık biz de o. Çıkarın çıkarın. Çabuk 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 çabuk. Çabuk koşuyoruz, hadi bir şeyler yapın. Gör. Of, mükemmel kaçtık. Al şunu. İçeri geçeceğiz. Gör şimdi. Haydi Aziz. Vur Aziz. Yapma be. Kaleci Elton. Karşı karşıya çıkartıyor. Yapabileceğimiz en iyi şekilde geldik oraya. Aziz şutunu çekti ama işte. Hadi oğlum kornerden. Ulan buraya. Çok ön tarafı kullandın. Neyse sıkıntı yok. Aha. Aziz. Şut geldi. Önünden geçiyor bizimkinin. Baskı yapalım. Bünyamin. Müzen geçti. Hop. Donuk bakan burada. Bak kaç kişiyi yere düşürdü. Hani oyundan düşürmeye geçtim, yere düşürdü. Kaldır. Kaldır lan. Vur oğlum kafayı, yapma be. Luyendama. Ya Luyendama. Bir sal. Lan ne oluyor? Müthiş kaos. Bu ne abi? Sadece kaos. 90+2 maç bitecek. 6.1 ile oynadık. Bizi büyük ihtimal kiralık gönderecekler. Rakip geliyor şimdi. Shaw'ya. Of. 4-0. Nakajima. Maalesef bu maçı da kaybediyoruz. 4-0. Gelen geçen karşımızda galibiyet oluyor. Ve hepsi de 3-0, 4-0. Her şey çok kötü şu an. Hakan hocam. Lütfen hocam bir maç daha. İzin verin. Bak ligin sonuncusu muyuz? Evet galiba sonuncuyuz. Oo. Hocam izin verin be. Bak bir maçlık daha kiralık listesine koymayın, tamam mı? Ne diyecek acaba? Hocam. Biz yokuz gibi. Koydun mu? Koymamış lan galiba. Göndermedi. Bir maç daha şans tanıdı şu an hoca. Ankara Gücü maçında kendimizi göstermemiz gerekiyor. Bir şey dememesi demek son bir şans.
Bu maçta da kendimizi gösterdik. Gösteremedik. Kiralık gönderecek. Takım zaten küme düşecek. Hani öyle bir sıkıntı var. Kümeye gidiyor takım. Kümeyi de geçtim. Hani rezalet. 0 puan şu an. 5 maç 0 puan. Bir atılan gol. O da bizim attığımız gol. 14 yenilen gol. Oha. Dakika 60'ta oyuna giriyoruz. Artık burada atalım. Devam. Bak ilk 11 oynasak belki şans buluruz. Gol için. Ama yedekten girince zaten bir yarım saatimiz falan oluyor. En fazla. Dakika 60'ta oyuna giriyoruz. Onda da işte çok nadir derken gör burayı. Haydi oğlum. Abi çok öne oynuyorsun. Derken o dibe Gökhan. Kaleci Gökhan çıkarttı. Kanka buraya. Gerçekten hep öne oynuyorsunuz. El Kaduri. Hasan Ali. İndir. Aha. İndir onu Aziz derken hocam faul varmış. Ya da el var. Herhangi bir şey oldu orada. Kaldır. İndir Aziz. Süpersin. Aziz şimdi. Aziz hadi be. Şöyle tık tık zarif hareketler yapacaktık orada da. Yetenek yok. Ne yapalım yani? Yetenek yok. Emre. Geçirmek istiyor top. Bizde şimdi. Borja Sainz. Sainz'den pas var. Hadi. Götür. Hah. Geçtik. Geçtik. Al şunu. Hadi. Ya abi ya. Etrafımızı sardılar. Zaten zar zor gidiyoruz oradan. Kaldırdık. İndir derken. O ne lan? Bir dakika ne oldu ya? Abi niye durduk yere yere düşüyorsun? Dur. Bakalım ne olmuş? Abi ne yapıyorsun sen ya? Penaltı mı bekliyor acaba? Kendini öyle bir yere atıyor ki. Allah'ım manyağı ya. Aha. Kaçıyor şimdi. Of. Ne biçim kaçtı Aziz? Aziz şutunu çekti son anda Gökhan. Bunları hep yapacağız. Fırsat vermeyin. Fırsat verirseniz gol olur bak. Rakip takımlar için söylüyoruz bunu. Abi yeter şuraya kullanma artık. Kaldır. Penaltı. Ne oldu lan? Nasıl penaltı bu? Ne oldu ki? Biz mi kullanıyoruz? Abi. Neden bize vermedin şu penaltıyı? Hah attı tamam. Kovaç'ın golüyle 1-0'a geçiyoruz. Yoksa ilk galibiyetimizi mi alacağız? Bak takıma penaltı kazandırdık. Bu sevincine de geldik. Aziz durun bakan. Biraz salak malak ama. İş yapar. Bu arada çok güzel penaltı. Hop. Kemal vurmuş. Tüm takımda çok büyük sevinç var. Çünkü ilk kez bu kadar yakınlaştık. 3 puana. Şuradan bir 3 puan. Bak küme düşmeyelim. Hadi küme düşmek yok hadi. Haydi oğlum Aziz. Aziz gidiyorsun mükemmel geçtin. Halat mısın sen? Aziz götür. Vur Aziz hadi be Aziz ya. Tüm sahayı koştun. Atamadan bitirdin yapma be abi. Bitirsene işte şunu. O kadar koştun. Yazık değil mi? Gör burayı gör. Ya yeter öne oynama artık. Hayır. Yaptırma. Lan. Askap. Ya. Gökhan. Hakan hocam. Bir şey sorabilir miyim? Neden 5.9 şu an? Penaltıyı kazandırdık. O kadar pozisyona girdik. Az önce karşı karşıya kaçırdık. Tamam kaçırdık da 5.9 da değil yani. O kadar da değil hocam. Kaldır. Kaldır artık offside mi? Ya abi. 15 saat bekliyorsun.
Ne yapalım ki? Heh, oyundan çık şimdi. Hoca da gördü bak, sinirlendi hemen. Yeni pozisyon santrafor. Yalnız arkada çok büyük boşluk bırakıyorlar. Bak, kimse yok. Kimse yok, topu kazandık. Gör. Ah be. Tamam. Hop. Müthiş bıraktı şimdi Aziz. Sergio. Sergio karşı karşıya. Sergio attı. Ha, burada asist hadi, evet. Asistimizi yaptık. Sergio'nun golüyle 2-0 öne geçiyoruz. Ben bir asist unuttum ama asist yapan yine Aziz. Tüm takım yıkıldı karşıda. Vay, yalnız çok fena kenetlendi bizim takım. Sergio'nun vurduğu gibi vurmamız gerekiyordu aslında az önce. Karşı karşıya kaçırdık ya. Bizim şutlar çok kötü. Neyse, olsun. Olsun, daha yolun başındayız. Kuateng. Pedrinho, yardıma geldik. Arkadan müdahale yaptık. Yine onlar da. Yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Hocam tam çıkıyorduk. 2-0 galibiyet alıyoruz. Bir penaltı yaptırdık. Bir de üstüne asistimizi yaparak takıma galibiyeti getirdik. Kiralık vermeyi falan düşünmüyorsun değil mi? Kaç tane oynadık ki biz? Yani derecemiz kaçtı? O kadar asist yaptık ya. Eksi 15 mi? Bak, gönderme takımdan. Alışıyoruz bak. İlk 11'e çıksak artık. Ne diyorsun, bir şey diyor musun? Yok, bir şey demiyor. Hemen antrenman. Yapamıyoruz ki. Ulan. 3 puan. Aa, bu arada çaktırmayın. İlk defa bir maç kazandık. Küme düşme potasına artık çıkmamız gerekiyor. Yavaştan galibiyetler alalım. Oo, bizde kırmızı kart gören oyuncu var. Borja Sainz kırmızı görmüş. O zaman şunu da yapalım. Öyle bitirelim bölümü. İlk bölüm biraz böyle bizim de Aziz gibi alıştırma bölümümüz olsun. Sen şuraya geç falan dedi giderken. 10 kişi oynuyoruz yalnız bak. Dikkatinizi çekerim. 10 kişiyiz. Şöyle kaldırdı. Aziz gördü orayı. Vur çiftçi. Kaç. Şimdi güzel bir yere geçelim. Tamam mı? Aynen. Aynen. Kaldır. Yapma be Caner. Nasıl vurdun öyle? Aha. Abi dur. Abi dur. Ah be. Müdahale yapacaktık. Gör. Al. Vurma hiç. İşte bu. 10 kişi Sivas Spor'a karşı 1-0 öne geçiyoruz. Yani o şu an bizim takım da. Biraz arada virgül var. Öyle düşünün. Kaçtık oraya. Geri döndük. İçeri doğru atan bir top. Bayiç santrafor atıyor. Biz şu an MO'yuz. Normalde aslında Bayiç'in yerine oynamamız lazım da ilk 11 oynamadığımız için mecburen farklı farklı yerlerde oynuyoruz. O da ilk golünü attı. Ama şimdi işte 10 kişi olduğumuz için durumlar sıkıntı. Savunma çok önemli. Dayız. Gör. Kaldır. Aziz koş. Haydi Aziz. Uğur çiftçi. Aha. Verdi pasını şimdi. Aziz geçti içeri. Kaldır. El. Penaltı. Orta istedik. Bizim oradan. Kim o, tanımıyorum da. 5 numara mı? Yok, değil galiba. Oradan biri orta yaptı. Kanat oyuncumuz. Gutaş'ın eline çarpmış. Penaltıyı kaptık. Hop. Ali Şaşal. Ne oldu lan? Faul. Penaltıları keşke bize kullandırsalar. Penaltılarımızı geliştirelim. Bize kullandırsınlar. Takımdaki geri kalanların da çok yüksek değildir büyük ihtimal. Birazcık geliştirsek bize verirler. Aziz pasını verdi. Oha. Ayağını eve götürdü yani, o derece. Düşünsene, karşından böyle bir şey geliyor. Vaa diye kayarak geliyor böyle. Ben bırakırım abi topu. Sarı kart. İyi kırmızı görmedik bu arada, net kırmızıydı o. 19'u kapat. 19'u kapat. Şurayı bir yeri kapat. Kapat şuraları. Geri. Hemenleri. Koş 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 koş. Koş koş koş. Haydi Aziz. Haydi Aziz, gidiyorsun. Aziz Donuk Bakan. Aziz Donuk Bakan. Ligdeki ikinci golünü atıyor. Sivasspor'a karşı 10 kişi olmamıza rağmen 2-0 yapıyoruz. Ve
De yapsana. Ya ne yapıyorsun ya? Suyu yapacaktın. Neyse. Tamam, sonraki gollere. Golünü atıyoruz biz Donuk Bakan. Bir bölümün başında, bir de bölümün sonunda. İki golle. Kaldığımız yerden devam. Hop. 14 metreden plasesini yaptı. Yan ağlara. Hocam görüyorsun değil mi bunları bak? İşte bu. Kiralık vermek falan yok. 7.6 çok iyi. Çok iyi, o birazcık daha artsın. Yalnız şaka maka ikinci golümüzü attık ha. Gelişme var. Ne yapıyorsun abi, ne yaptın? James bıraktı. Oradan şut. Az kalsın gol yiyorduk. İnanılmaz kötü bir hata. Başka takım olsa affetmez de. Sivas şu an çok dağınık. 10 kişi olmamıza rağmen 2-0 kazanıyoruz. Aha. Aziz müthiş kontrol. Aziz Donuk Bakan gidiyor şimdi. Hop. Çekti topu. Pasını verdi. Oradan müthiş pas bu arada. Geliyoruz. Gör. Aziz vurdu. Hadi be. Ali Şaşal Vural. Çok güzel oynamaya başladık. Bir an önce ilk 11'e geçmemiz lazım artık. Ya çok öne oynuyorsunuz. Uğur. Pası geçmiyor. Top bizde şimdi derken çok kötü bir atak. Kaleci Piri. Bu arada bizim kaleci fena he. Müthiş kurtarışlar yapıyor. Yalnız kalecinin önüne bir geçelim. Ali Şaşal. Öyle top almak falan yok. Onu bir geç. İndir, indir. Hocam yürü git. Sen de var ya. Her şeye penaltı diyorsun. Böyle saçma penaltı mı olur? Ne oldu ki? Ne var? Hocam hiçbir şey yok. Allah Allah. Verdiği penaltıya bak. Hadi lan kaleci. Piri. Bunu da çıkart. Hadi oğlum. Oğlum kaleci müthiş bir şey ya. Bizim ne böyle bu kaleci? Piri. Adamsın. Pici yetenekli bu arada. 2-0 kazanıyoruz. Aziz Donuk Bakan'ın golü. Oha bak hırsa bak hırsa. Şöyle şöyle yapıyor. Yavaştan gollerine başlıyor Viking. Nasıl mutlu bak. 6 başarılı pas. Bir gol bile denememiz var. Onu da kaleci kurtardı. Şu ilk gol. Burada asistini asistini yapmıştık. Piri'ye baksana 9.1 ratingle oynamış. Çok iyi kaleci ha. Artı 15. Evet, hocanın gözüne girmeye başladık. Bayiç bu sezonki ilk golünü attı. Başka kulüp haberleri var mı? Acırat ayın oyuncusu olmuş. Aday listesinde biz yokuz zaten. Evet, bizlik bir şey yok. Antrenman yapabiliyoruz. Bir dakika, ilk 11'e çıkacak mıyız acaba? O ucuna geldik. Sonraki maç İstanbul'da mıydı? Evet, İstanbulspor. Bu arada iki maç üst üste galibiyet aldık. Antrenman var mı? Yok. Burada bırakalım o zaman. 6 puanız. 16.yiz aynı zamanda. Ligin sonuncusu İstanbulspor'a karşı oynayacağız. 66 bin euro paramız var. Bireysel performansını geliştirme planı yapmak için antrenörle oturup konuş. Tamam. Aha. Bir dakika. Teknik direktör desteği geldi. Aa lan ucuna geldik. Çıkamadık. Şu anda hiçbir şey almayacağız bu arada, onu da söyleyeyim. Birazcık para yapmamız lazım. Ya bunları harcayacak paramız yok. Gidip dans dersi falan hiç gerek yok. Biraz para tutalım elimizde. Abi ucuna geldik. Bir sonraki bölüm ilk 11'e çıkacağız. İstanbul maçında da bir 50'de falan oyuna gireriz büyük ihtimalle. Sonraki bölüm İstanbulspor, Karagümrük, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarımız da olacak. Büyük ihtimal Karagümrük maçıyla birlikte ilk 11'de oynamış oluruz. Buradaki performansımıza bağlı çünkü. Kötü oynarsak ilk 11'e çıkamayabiliriz de. Gerçi antrenman yapacağız ya. İlk 11'e çıkarız büyük ihtimal. Bir de Gaziantep maçı yapabiliriz. Ondan sonraki bölüm Konya Kasımpaşa olur. Hatayspor atlayacağım bu arada. Deprem bölgesindeki takımlar, gerçi Gaziantep'i de yapmasak olur. Çünkü işte oradaki bazı oyuncular falan sıkıntılar oldu ya. Hiç hani görmeye gerek yok. Dümdüz geçelim. Zaten ligden de çekildiler, o yüzden hiç gerek yok. O maçları yapmayız. Kayseri falan var işte. Ziraat'a Kayseri gelmiş bu arada. Ondan sonraki bölüm evet, Fenerbahçe Başakşehir falan olacak. Güzel güzel.
Bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Beceri puanlarımız var. O zaman şu beceri puanlarını da hemen penaltılara verelim. Penaltı. 73. Biraz daha versek. 80. Kullandırırlar mı? Kafa isabeti. Tamam, çok güzel. 3 tane beceri puanımız kaldı. 71 olduk. Bu şekilde en kötü bir yarı döneme kadar ilerleyelim. Ondan sonra tekrardan gelişime devam ederiz. Penaltıları bir 80 yaptık. Artık bize kullandırmaları gerekiyor. Umarım beğenmişsinizdir. İlk bölüm baya böyle sürekli yedekten girip katkı vermeye çalıştık. Bazı zarar oldu çünkü çok az pozisyon geliyor, çok az top geliyor. Geldiğinde kaçırıyoruz falan. Ama bu başları en zevkli kısımlar. Hani herkes kötü böyle. Biz de kötüyüz. İşte sürekli gol kaçırıyoruz falan. İleriki zamanlarda böyle takır takır atma aşamasına geçeceğiz. 25 yaşında biraz geç başladık futbola. Ama yapacak bir şey yok. Geç olsun, güç olmasın. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Beğenseniz like atıp özellikle kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.